Türkiye'nin ikinci yakışıklı erkeği, alemin en kral ekonomisti, sevgili Çetin Ünsal'ın bizlerle birlikte bugün de Merkez Bankası'nın kararını değerlendireceğiz. Esas soru şu, peki şimdi ne olacak? Ben aklı selim olduğunu düşünüyorum bu hareketin. Öyle bir noktadayız ki Selçuk, hata yapma marjımız ve lüksümüz yok. Çok ciddi bir coşkulama yapıldı. 25'ler, 30'lar, 40'lar falan filan. Merkez Bankası'nın bu gaza gelmemesi bence önemli. Ayrıca işte dövizde yükselme vesaire. Şimdi bunlar sevgili dostlar, bir kere önce bir sakin ol. Bir kere bir problemimiz var. Kabul edelim. Bu problemi nasıl yönetebiliriz'i konuşuyoruz. Dövizdeki yükselme şu bu. Ortada sürpriz olan hiçbir şey yok. Bunun bir kere altını çizelim. Merkez Bankası bu hamleyi yaptı ve reaksiyon döviz yükseldi falan. Hayır, zaten döviz belli bir noktaya yükselecek. Burada kritik nokta, dövizi birdenbire 30'lara 35'lere mi taşıyacağız? Yoksa 25'lerde, 26'larda, 24'lerde nefes almasını temin edecek soğukkanlılıkla mı hareket edeceğiz? Bütün mesele bu. Dün eğer Merkez Bankası biraz uluslararası yatırımcıların gazına gelip, finansörlerin, traderların gazına gelip enflasyon oranına eşitleseydi. Hadi o kadar bile gitmeyelim. 30'lara falan çıkarsaydı döviz evet gevşecekti. Bu da sürpriz değildi. Ama bu dövizin düştüğü ve Türk lirasının değer kazandığı anlamına gelmeyecekti. Sadece ufak ufak gevşetmen gereken yayı gerdiğin anlamına gelecekti. Ondan sonra onu bugünkü açıklanan resmi enflasyon üzerinden okuduğunda 35'ler civarında tutman imkansız. Bir gece ansızın 50 bulabilirsin. O yüzden bir iyi niyet mektubu dünkü hareket. Evet, bu enflasyon, açıklanan enflasyonla bu faiz oranlarının gerçekçi olmadığının kağıt üzerinde hepimiz farkındayız. Ama Merkez Bankası umarım şunun farkında, zaten açıklanan politika faiziyle uygulanan faiz arasında bir bağ yok. O yüzden bir iyi niyet mektubuyla şunu dedi. Ben rasyonel bir zemine oturmaya niyetliyim. Bunun da bir göstergesi olarak faizi 15'e çıkarıyorum. Meseleyi böyle okuduğun zaman soğukkanlılıkla, yani bu buradan bir kazanç, kayıp. Mesela biz kaybettik arkadaşlar. Bakın bir kere bunun altını çizelim. Biz kaybettik. Faturayı yönetilebilir kılmaya çalışıyoruz. Ya bu fatura ödenecek. O 5 yılın faturası, o sadece giden 128 milyar dolarlarla falan değil. Bundan sonra da ödenecek. Ortada ağır bir fatura var. Mühim olan bunu büyük sıçramalar, depremlerle mi ödeyeceğiz? Yoksa hafif hafif dayak yiyerek, hani bir boksörün hafif hafif yumruk alma mı ödeyeceğiz? Buna karar vereceğiz. Ve ben o açıdan baktığımda Merkez Bankası'nın dünkü, bundan sonraki hareketlerine bakacağız, dünkü hareketinin doğru olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın değil, Mehmet Şimşek'in politikasını. Ya ben artık hani yine de Merkez Bankası demeyi tercih ediyorum. Çünkü artık şu kurumların ne işe yaradığının, tekrar rollerinin oturması gerektiğini düşündüğüm için böyle diyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir politika ortaya koyar. Merkez Bankası da elindeki enstrümanları o politikaya uyacak şekilde özgürce uygular. Normalleşme budur işte. Böyle konuşmakta fayda var. Dünkü hikaye bana göre de bir faiz arttırımı değil arkadaşlar. Evet, yani biz burayı söylemiştik. Yani 12 ile 15 aralığında bir yer olur. Çok yüksek ihtimalle de 14 veya 15 açıklarlar demişti. Ayrı bir konu. Çok yüksek bir faiz artırımı olmayacağını, dövizin yükselmeye devam edeceğini, dövizin yükselmesi gerektiğini de konuşmuştuk. Değerine oturması. Bak, yükselmesi deyince millet yanlış anlıyor. Değerine gelmesi. Çok haklısın. Değerine ulaşması için. Türk lirasının rekabet edebilir bir ortama çekilebilmesi, turizm gelirlerinin artması, ihracat gelirlerinin artması ve borç verenin gerçek anlamda daha az risk görerek borç ortamının sağlanabilmesi için önce dövizin serbest bırakılması, sonra faizlerin de yukarıya itilmesi gerekiyor. Oralarda da sabit tutulması gerekiyor. Şimdi bütün bunları zaten konuşuyorduk. Ama bence dünkü bir faiz arttırımı değildi. Dünkü bir irade beyanıydı, bir politika değişikliği beyanıydı. Artık normalleşmeye doğru gidiyoruz adım adımın beyanıydı. Bir anda böyle %30'lar, %40'lar havalarda uçuşuyordu ya, öyle bir şey açıklanmış olsaydı kuru baskılamak için yapılmış bir operasyon olarak algılanacaktı yine. Evet, ilk etapta bir anda coşku verilecekti ama günün sonunda Türkiye'nin kırılganlıkları artırılacaktı. O anlamda Mehmet Şimşek'in ve Gaye Hanım'ın politikaları doğru. Öbür taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası zaten eş güdümlü hareket etmek zorunda. Evet, ama Merkez Bankası da politikalarında bağımsız olmak zorunda. Bunu da altını çizelim. Bence o tarafa doğru da evriliyor iş. Şu ana kadar eleştiren bizlerin bunları söylüyor olması kıymetli.
diye düşünüyorum. Biz söylediğimiz için değil. Bizi de ikna eder bir pozisyon var yani şu anda ortam itibariyle. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerden bir ricamız var. Yine her zaman olduğu gibi beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen hem beğen tuşuna basın, hem paylaşın, hem de abone olmayı ihmal etmeyin. Son günlerde abone sayımız da hızla artıyor, izlenmelerimizin artması gibi. Yorumlarda abi şuna takıldım ben. Onun biraz bence konuşulması gerekiyor. Şöyle bir yorum geldi. Yabancılar tatmin olmadı. Bu çok üzerinde durulması gereken bir şey. Ben bugün de onu yazdım. Hangi yabancıyı tatmin etmek istiyorsun sen? Bir kere bunun bir kararını ver. Yurt içini tatmin etmen lazım ilk önce. İkincisi, senin hedeflediğin yabancı gelip buraya bir koyup 2 ay sonra 3 götürecek olan mı? Yoksa gerçekten buraya sağlıklı, gerek doğrudan yabancı yatırımcı olarak gerekse finansmanıyla gelebilir ama uzun vadeli Türkiye ekonomisine güvenerek gelecek bir yabancının peşinde misin? Olmayan olmasın. Öncelikle senin aslında hata yapma lüksün olmadığı bir noktada buna bakman çok anlamlı değil. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti var. İçeriğini bilmediğim için şimdi onunla ilgili çok detaylı yorum yapmayacağım ama şu görüntüden de dikkatle kaçmak lazım. Biz kapı kapı para arıyoruz çünkü oydu yani. Ama yani herhalde kahve içmeye gitmediler. Kapı kapı para arıyoruz görüntüsünü de çok fazla vermemek lazım. Onun da altını çizeyim. Böyle bu kadar da ortalara düşmeyin derim ben. Değil mi? Uzaktan toplantı seçenekleri falan var şimdi. Gittikleri yer Türkiye'nin biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz diyen yer. Tabii tabii. Zaten ucuzlayacak. Anlatabiliyor muyum? Yok bazı batan geminin mallarına da dönmesin bu iş. Eğer orada yine varlık fonu üzerinden bir şeyler aparma işte elektrik faturasını ödemek için televizyonu evlilik televizyonu satma falan gibi bir görüntü ortaya çıkarsa buraya çakallar sürüsü gelir sadece. Bizim gerçekten iş insanlarına ve yatırımcılara ihtiyacımız var. Dünkü hareket doğruydu. Şu anda ortada bir plan program halen yok. Bunun altını çizeyim. Doğruyu yapmış olmaları halen tam bir kredibiliteye benim en azından nezdimde kredibiliteye geçtikleri anlamına gelmiyor. Patlamayı önledikten ve her şeyi verileri gerçek hale getirdikten sonra eğer böyle bir niyetleri varsa açıklanacak olan program plan orada benim için kritik. Yani yine finansçı kafasıyla mı yapılacak? Üretici kafasıyla mı yapılacak? Ona bakacağım. Sadece dünkü hareket doğruydu. O son 5 yıldaki gibi bir saçmalığa imza atmayacaklar izlenimi verdiği için. O zaman ne yapıyorsun? Dikkate almaya başlıyorsun. Ne yapacak acaba demeye başlıyorsun. Bu da bir gelişme. Şimşek geldiğinden beri yapılan tüm adımlar doğru. Şimdilik. Şu anlamda doğru. Dövizin serbest bırakılması gerektiği ortadaydı. Bunu yapıyor. Faizin dövizi kırmayacak şekilde, sadece irade beyanı olacak şekilde bir miktar arttırılması doğruydu. Bunu da yapıyor. Belki önümüzdeki ay faiz arttırımı bile olmayabilir arkadaşlar. Şaşırmayın yani diye söylüyorum. Ama günün sonunda artık sıkı para politikalarına dönüyoruz denildi. Sıkı para politikaları Türkiye'de var zaten arkadaşlar. Sıkı bir piyasa para politikası var. Bankalar %50, %60 oranında kredi faiziyle piyasaya para vermiyorsa, o faizle bile piyasaya para vermiyorsa sıkı para politikası var demektir. Atılan adımlar şimdiye kadar akılcı ve doğru. Bu böyle devam ettirilebilir, sürdürülebilir, bağımsız kalmaya devam edebilirler mi? Cumhurbaşkanından ari bir şekilde devam edebilirler mi? Onu hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Cumhurbaşkanı belki gerçeklere döner mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Şimdilik tablo o. Tabii ki büyük riskler hala masada. Türkiye'nin bir ödemeler dengesi problemi var. Cari açık problemi var doğal olarak. Kısa vadeli borç problemi var. Bütçe problemi var. Evet bir enflasyon problemi var ama onun dışında bir fakirlik problemi var. Gelir dağılımı sorunu var. Bunların hepsi çözülmek zorunda. Umarım yapboz tahtasına çevirmezler. Çetin'in söylediği şey de bu aslında. Net söyleyeyim. Ben Mehmet Şimşek'in geçmiş bakanlık dönemini çok eleştiren isimlerden biriyim. Evet. O yüzden ben Mehmet Şimşek'e hala ihtiyatlı davranıyorum. Merkez Bankası'nın dün yaptığı hareketin doğru olması işlerin doğru rotada olduğunu göstermiyor. Biz o kadar çok yanlış yaptık ki sıfır noktasına gelmeye çalışıyoruz. Sıfır noktasından sonra bir şeyler doğru mu yanlış mı bakacağız. Yaptığı doğru bir şey var, çok fazla konuşmuyor. Şöyle diyeyim, tabii ki zaman zaman bilgilendirme yapması ve doğru yerde doğru zamanda bir açıklama yapması gerekir bir Hazine ve Maliye Bakanı. Ama değil. Bence bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı da biraz susmalı. Yani çünkü konuşma hakkını kaybetti bence. Sussun bir görelim bir sakinleşsin ortalık. Sonra ne yapacağımıza bakalım. Her dakika böyle tartışma yaratacak. Zaten buna tahammülümüz olmayan bir noktadayız.
tartışma yaratacak laf olsun diye konuşmalar. Biz aslında doğrusunu yap. Ya Sayın Cumhurbaşkanı şunu kabul edin. Büyük yanlış yaptınız. Ve milyarlarca dolara mal oldu. Sadece tabii Sayın Cumhurbaşkanı değil, bütün kurmayları da büyük yanlış hata hayır, yaptı. Hayır, ben ona katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü diğer kurmayların suçu bence doğruyu söylememek. Doğruyu söylemeye, yapmaya cesaret edememek. Bu çok büyük bir hata ama direkt politikaların oradan belirlendiğini biliyoruz. Kendisi de bunu söylüyor. Bu kararları veren Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta kendisidir. Onun direktifleriyle gerçekleşti bugüne kadar yapılan hataların hepsi. Ama arkadaşım, Hazine Bakanı koltuğuna oturacağım diye her şeye biat edeceksen sen de oturma oraya. Harikasın. İşte dediğim bu. Sen de suçlusun kardeşim. Sen dediğinde çarşamba günü hala Merkez Bankası'ndaki 4 yönetici faize düşürelim diyen yöneticiler. Ha şunu diyebilirsin, artık politika değişikliği yapıyoruz kardeşim. O zaman öyle gerekiyordu, bugün böyle gerekiyor diyebilirsin de olmuyor öyle. Sen doğru söyledin de bir düzeltme yapacağım orada. Türkiye politika değişikliği yapmıyor arkadaşlar. Türkiye'nin politikası yoktu. Politikaya dönüyor. Herhangi bir politikası yok. Biri ne karar verirse veya onun kurmaylarıyla birlikte herkes onu uyguluyordu. O yüzden ben o Merkez Bankası'ndaki 4 kişiye falan kızmıyorum. Kızdığım şey onların doğruyu söylememiş ya da doğruyu anlatamadığı noktada istifa etmemiş olmaları. Tamam, bugün bir şeyleri düzeltmek için adımlar atalım. Atmalıyız zaten. Fakat birinin o 5 yılın hesabını vermesi gerekiyor Selçuk. Az buz değil, özelleştirmeler bir yandan, milyarlarca dolar bir yandan gitti, püf yani gitti. Bir zahmet ya, bir zahmet, biri de yani şunu hesaplamıştık, olmadı falan filan diye gidip bir izah, yani hesap vermekten de kastettiğim izah etmek. Biz o gün de doğruyu yaptık, bugün hayır, öyle bir dünya yok. Artık bu işlerin ufak ufak düzeltilmesi gerekiyor. Kur korumalıdaki para sahibi zarar etmedi, kar etti şu an itibariyle. Kur korumalıdan çıkılacak. Bunu Cevdet Yılmaz söyledi. Ne zaman ve hangi koşullarda çıkılacağı sürpriz bence. Şu bir gerçek, mesela dünkü doğru hareketlerden biri de o. Kur korumalıya bir süre daha bedel ödeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü dünyanın en hatalı işlerinden biriydi. Bu kadar dolarize olmuş bir ekonomide bir dolarizasyon hata daha yapmak. Ama şu anda o en son, bir süre zararı göze alarak o en son operasyon yapılacak yer. Şu anda dövizi ve faizi gerçek rayına oturtup, gerçek bir enflasyonla yüzleşip, sonra nasıl çıkacağız oradan, nasıl formüle edilecek, kim ne kazanır, ne zarar eder onu bilemem. Ama bir zarar yazılması muhtemel. Çünkü bu şartlarda 125 milyar dolarımız yok. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve lütfen sorularınızı gönderirken başına veya sonuna bir yere nereden bizi izlediğinizde yazın. Çok mutlu ediyor bizi. Dünyanın neresinde olduğunuzu yazın ki bize buradan söyleyebilirim. Sorunuzu da yazın ama, ya da yorumunuzu da yazın. Osman Buğur, doğru adımlar atılmaya henüz başlandı diye geçmişin izlerini ne yapacağız? Bu ülkenin yüzlerce milyar doları gitti. Geçmişin hesabı mutlaka verilmeli. Bence zaman kaybetmeden verilmeli ama ani hareketler yaptırmayın. Bunun nedenini bir teşbihle anlatayım size. Bir araçtasınız. Aracın freni boşalmış. Daha önce şoförlük yapmış biri büyük baskı altında, şoför koltuğunda ve yanında bir acemi gaza gelip sürekli şöyle yap böyle yap diyor. Telaş yaptırmayın da şu bariyeri bir atlatalım. Şu geçmişin hesabını ayrıca soracağız. O frene niye yola çıkarken bakım yaptırmadığını şey yapalım. Yanında bir acemi sürekli ne kadar sabredecek bilmiyoruz. Sağa gir, sola gir, öyle yap, böyle yap konuşuyor. Paniğe kap yaptırırsak yandı gülüm keten elba. Daha önce şoför de acemiydi, yandaki adam da acemiydi. Boyuna bir şoför yoktu abi. Oğlum yoktu. Şoför yoktu. Ya bakan Nebati şoför falan değildi. Yani ehliyeti olmayan birinin araba kullanması gibi bir şeydi. Şoför olarak Nebati'yi kastetmemiştim. Neyse. Neyi kastettin? İsveç'ten selamlar Erdal 21. İzmir Ödemiş'ten Erdal Akkoyun. Almanya'dan selamlar S. Varlı. Yalova'dan Kenan Erkara. Niğde kolay gelsin demiş Mustafa Kemal Eroğlu ve Sema Hanım. Yine borç arıyoruz. Borç ödediğimiz yok. Habire ya öteliyoruz ya da daha çok borçlanıyoruz. Burada bir cümle edeyim, chatine bırakayım. Arkadaşlar, yine borç arıyoruz ama bu seferki borç arama modelimiz şu değil. Aşırı faiz yükseltelim, sıcak para nasıl gelirse gelsin kafasıyla yapmadılar bu faiz artışını. Bu önemli. Bence bu borç arama adımı değil. Bu dövizi yukarıya iterek, yani TL'yi gerçek değerine iterek rekabetçiliği arttırmak, turizm gelirlerini ve ihracatı arttırmak üzerine, üretimi arttırmak üzerine şimdilik benim gördüğüm.
gördüm. İlerleyen dönemde hem ihracatı, büyümeyi, turizmi geliştirecek ve aynı zamanda da cazip faize sıcak parayı da çekecek ortama doğru evriliyoruz. Onu söyleyeyim. Bütün dünyadaki pek çok ülkede bunu yapıyor. Bununla da ilgili bir sıkıntı yok. Önemli olan şey şu. Sakin sakin doğru adımlarla zamanlamayı da doğru belirleyerek bunun yapılabilmesi arkadaşlar. Yapamazlarsa bedelini yine sen yine ben ödeyeceğiz. Yani biz ödeyeceğiz. Şöyle bir örnekle açılım sağlayayım. Çok kötü bir siciliniz var. Bankaya gittiniz ve kredi istediniz. Size kredi çıkar mı? Çıkmaz. Türkiye'nin şu andaki durumu bu. Borç para bulamayız. Bak çok net söylüyorum. Maliyetsiz, ödenebilir, geldiğinde kullanılabilir para bulabilecek durumda değiliz. O yüzden ben bir daha hatırlatayım. Yapılması gereken şey kapı kapı borç aramak değil. Mevcut Türkiye ekonomisinin israf ya da sızıntı, kaçak noktasını mercek altına alıp Türkiye ekonomisinin bütçesinin gerçekten şeffaf, sadeleştirilebilir ve tırtıklanmaz haline dönüştürmektir. Ancak bu fotoğrafı verirsen yurt dışından yatırımcı bulabilirsin. Yapılır yapılmaz ama tırtıklama sicilin ortada dururken kimse sana sağlıklı para vermez.